Perşembe saat 16'da Gülay Tunçer'in hazırlayıp sunduğu canlı yayın Şifa Kapısı'nda birbirinden değerli konunun uzmanları sağlıkta bilgilendiriyor. Şifa Kapısı her Perşembe saat 16'da sizlerle. Sakın kaçırmayınız. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Herkese merhabalar. Şifa Kapısı canlı yayında birlikteyiz. Bugün 24 Şubat saatler 16.15'i gösteriyor. Yaklaşık bir saate yakın sizlerle birlikte olacağız. Bugün ilk yayınımız Şifa Kapısı'ydı ve çok değerli bir konuğum sizlerle birlikte. Her Perşembe sizlerle buluşacağız. Konunun uzmanlarıyla birlikte doğru bilgileri bu ekranda Şifa Kapısı'nda sizlerle buluşturmayı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün ilk yayınımızda değerli hocamız Avrasya Hastaneler Grubu'ndan Medikal Onkoloji Uzmanı Doçent Doktor Fatma Şen hocamız bizlerle birlikte. Kendisiyle kolon kanseri nedir, belirti, teşhis ve tedavisine ilişkin sizler adına ve ekip adına bilgileri alacağız. Hemen değerli hocamıza merhabalar, hoş geldiniz diyoruz canlı yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk sevgili Gülay. Epey bir aradan sonra beraber yine bir programda görüşmüş olduk. Teşekkür ederim davetiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam zaman ayırdığınız için. Hemen notlarıma baktığımda hocam dünyada ve ülkemizde kolon kanseri konu başlığımız olduğu için halk sağlığında çok ciddi bir sorun ve yine istatistiklere bakıldığında İl Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre istatistiklerin kayıtlarında hem erkekler hem de kadınlarımızın bu sağlık sorununda 3. sırada yer aldığı notlarını elimizde, izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Hemen soralım, neden bu kadar tüm dünyada sağlık sorununun 3. sırasında yer alan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor ve özellikle de tanısına geçmeden önce kişi kendinde neler hissediyor ki erken teşhisten faydalanması adına, kaliteli bir yaşam sürmesi adına neler söyleyeceksiniz? Sözü size bırakalım. Evet, özellikle iki tane sorumuz var burada. Evet. Bir, neden daha sık görüyoruz? Çünkü artık kolon kanseri giderek modern çağın bir hastalığı haline geldi. Neden? Özellikle risk faktörlerine baktığımızda hareketsiz yaşam, kilo, sigara, alkol gibi çağımızın kötü alışkanlıkları veya bir takım yaşam koşulları, çalışma koşulları nedeniyle giderek hastalığın daha yaygın hale gelmesini de sağladı. Diğer taraftan da tarama programları daha etkili olarak yapılıyor. Daha erken tespit ediliyor. Diğer taraftan artan nüfus, artan yaşlı nüfus nedeniyle giderek tanı artıyor. Biliyoruz ki yaşlı nüfusta artık vücuttaki tamir mekanizmaları bozulduğu için anormal bir şekilde vücutta rağmen büyüyen hücreleri kontrol etmek daha zor oluyor. Yine kolon kanserinde diğer risk faktörlerine baktığımızda polipler, genetik risk faktörleri özellikle ailede çok olması, bir takım sendromlara sahip bir aileden olmak, bir takım iltihaplı bağırsak hastalıklarından daha önce olması gibi birçok nedenler riski arttırıyor. Ama çağımızdaki özellikle sigara, alkol, beslenme koşulları, özellikle işlenmiş etin çok fazla kullanılması ve şişmanlık, hareketsizlik bütün bu tanının artmasına neden oluyor. Yaklaşık her yıl dünyada 2 milyona yakın kişiye kolon kanseri tanısı konuluyor. Bu da tüm kanserlerin neredeyse %10'unu yapıyor. Dediğin gibi hem ülkemizde hem dünyada hemen hemen her iki cinste de 3. sırada en sık görülen kanser olarak karşımıza çıkıyor.
Bunun içinde yine kolon kanseri farkındalık ayı Mart ayı. Evet, biz biraz erken davranarak özellikle buna ilişkin konuşalım istedik. Belirtilerine gelirse de ikinci sorumuz buydu sevgili Gülay. Belirtiler kolon nedir önce? Ben hep bunu açıklayarak devam etmeyi düşünürüm. Belki kişilerin hiçbir zaman işte yakınlarında veya herhangi bir nedenle kolon kelimesini hiç duymadı. Kolon eşittir kalın bağırsak demek. Kalın bağırsak bizim sindirim sistemimizin son kısmıdır. Yani mide ağızdan başlayıp anüsten biten sindirim sistemimizin ince bağırsaktan sonraki kısmına kalın bağırsak diyoruz. Eşittir kolon diyoruz. Kolonun da iki kısmı vardır ana. Bir kolon dediğimiz kısmı, bir de rektum dediğimiz kısmı ve biz onkolojide genelde kolorektal kanserler şeklinde hemen hemen çoğu tedavisi veya şikayetleri birlikte olduğu için, çok benzer olduğu için, aynı traktüs olduğu için kolorektal kanserler olarak aynı başlık altında inceleriz. Belirtileri de tabii ki dışkı buradan geçtiği için, yani sindirdiğimiz gıdalar yukarıdan aşağıya doğru indiği için dışkılama ile ilişkili şikayetler ilk başta geliyor. Dışkılamadaki her türlü değişiklik kolon kanserinin bir başlangıç belirtisi olabilir. Dışkılamadaki değişikliklerden en sık olanı nedir? Kabızlık. Yani birçok kolon kanseri özellikle bağırsak bir tüp şeklindeki organ olduğu için tüpün içine doğru büyüyen anormal şişlikler büyük abdestin geçişini engellediği için, tıkadığı için kabızlıkla gelir. Bazen basınçla o tümörü aşarak taşma ishalleriyle de gelebilir. Bu genellikle bağırsağın anüse yakın kısmında bu şekilde görülür. Bağırsağın ince bağırsağa yakın kısmına biz daha çok sağ kolon diyoruz. Oradaki tümörlerde genelde içe doğru değil dışa doğru büyüme özelliği daha fazladır. Ve bu nedenle de burada tümörün neden olduğu minik minik kanamalar giderek yoğun bir kan kaybına neden olur ve kişi kabız olmadan halsizlik de gelebilir. Yani anlam veremediği halsizliklerin altından anemi çıkar, anemi tetkik edilirken de yani kansızlık tetkik edilirken de kolon kanseri tanısı konulabilir. Diğer şikayetlerde karın ağrısı gelir. Yani karın ağrısı bir huzursuzluğu karında, bu karnın herhangi bir bölgesinde olabilir. Sıklıkla alt bölgelerde oluyor ama hani işte üst, yani sağ üstte, sol üstte, bunlar da bağırsağın neresinin tutulduğuna göre veya metastaz durumuna göre yeri değişebilir. Özellikle makatta doğru vuran ağrılar da olabilir. En başlıca bizim gördüğümüz belirtiler bunlar. Ama örnek diyelim ki karaciğere sıçradı, sağ yan ağrısı şeklinde gelebilir. Yani sağ karnın sağ tarafına doğru ağrıyla gelebilir. Bazen sarılıkla gelebilir. Çıktığı yine yani sıçradığı yere göre de ek şikayetlere neden olabilir. Evet. Şimdi az sonra telefonlarımızı da anons edelim. Almaya başlayalım. 0212 alan kodu 616 12 13'ten bizlere ulaşabilirsiniz ya da ekip arkadaşlarımıza sorularınızı yazdırabilirsiniz. Tabii çoğunluk belirti anlamında siz kabızlıkla başlıyor dediğiniz için soralım. Kabızlığın süresi var mıdır? Çünkü bazı izleyicilerimiz diyor ki düzensiz beslenmeden ve bazen de yeme alışkanlıklarından dolayı kabızlıkla karşı karşıya geliyoruz ama tabii bu sağlık sorununa yormuyoruz. Bunun süresi var mıdır diye soralım kabızlığa ilişkin. Evet, kabızlığı tanımlamak gerekir. Kabızlıkta hastalar şöyle geliyorlar. Yani gaytının yani dışkının sertleşmesi mi, sıklığının azalması mı? İkisi de kabızlığın tanımı içerisindedir. Örnek bir kişi eğer günde bir kez dışkılıyorsa, zaman içerisinde giderek 2-3 güne çıktıysa ve bu giderek dışkının katılığını arttırdıysa biz buna kabızlık diyoruz. Yani ya dışkılama sayısı çok azalmış olacak, haftada 1-2'nin altına düşmüş olacak veya dışkı sertliğinde çok artma olacak. Yani kıvamı o kadar yani sertleşecek ve dışkılamakta kişiyi zorlayacak hale getirirse buna kabızlık diyoruz. Süresi de şöyle, tabii ki mesela 3 gün, 5 gün, bir hafta olmuş bir kabızlık ve çözüldü. Tek başına her zaman yeterli olmayabilir ama devam eden maalesef pek çok hastamızda kabızlık çok fazla. Hani kişiler
hep oluyordu diyerek öteleyerek geliyor. En önemli belirtilerden bir tanesi de dış gıda kan tabii. Bu asıl kişilerin çok gecikmesine neden oluyor. Özellikle gençlerde basur. Yani dış gıda kan var. İşte nasıl olsa benim basurum var. Basurum kanıyor deyip aylarca yıllarca tanının gecikmesine neden oluyor. Dışkıdaki kan da kabızlık ishalden sonra en önemli belirtilerimiz arasında. Büyük abdest, kolon kanseri belirtileri arasında. Bir hafta 15 günü geçmiş tüm anormal şikayetler, aslında sadece bağırsak kanseri için değil, tüm kanserler için geçerli. Geçmeyen şikayetlerde mutlaka hekim yardımı almak gerekiyor. Doğrudan onkoloğa gitmek gerekmiyor. Kabızlığın nedenlerinden bir tanesi kanser ama birçok nedeni de olabilir. Bu nedenle de birçok nedenleri de olabildiği için yani hastaki kişi geciktirmeden gitmeli, kanser olmadığını netleştirmesi gerekmektedir. Şimdi doğal olarak ister istemez kendi kafamızda bu şikayetler var mı diye sorgularken yaşı var mıdır diye soralım. Kimler risk altında? Bir de tabii dünyanın en önemli sağlık sorunun başında obezite geldiği için kilo her hastalığın başlangıcı diyor değerli hocalarımız. Basur'dan bahsetti hocam, polipten bahsetti. Tabii sizden gelen sorular Crohn'la ilgili bağlantısı var mı? Bu şikayetleri olan davetiye çıkartıyor mu diye soralım değerli hocam bu sağlık sorununa. Evet. Şöyle bir takım yani insanın önden gelen hastalıkların olması, yani daha önce kolon kanseri tanısı olmuş olan bir kişi için tekrar ikinci bir kolon kanseri olma riski tabii normal popülasyona göre daha fazla. Kolon kanseri olan bir aileden olmakta yine topluma göre kolon kanseri riskini çok arttırmakta. Ailede bu kolon kanseri tanısı almış kişi sayısı ne kadar artarsa da bu da giderek tabii ki yani riskimiz 101 katsa 4'e çıkartıyor, 16'ya çıkartıyor. Risk katsayı arttırarak riskimizin arttığını gösteriyor. Bu nedenle de bu ailelere artık biz genetik danışmanlık öneriyoruz. Özellikle de genetik danışmanlık neticesinde özellikle belli mutasyonlar varsa mutlaka tarama, yani düzenli taramaları öneriyoruz. Aileden bir kişide kolon kanseri varsa o ailenin yine de eğer erken, yani normal önerilen tarama programından daha önceki bir yaşta tespit edildiyse o kişide, indeks vakadan en az 10 yaş erkene gelmek üzere tüm aile bireylerinin yine şikayeti olmasa bile taranmasını öneriyoruz. Onun dışında işte iltihaplı bağırsak hastalıkları dedik. Onlar zaten gastroenterologlar tarafından düzenli olarak kolonoskopik, endoskopik takiplerini yaptırıyorlar kolon kanseri riskleri açısından. Şimdi sorun içerisinde iki tane soru olduğu için ilk sorumuzda yaşam tarzı. Yani onunla ilgili söylemiştik. Mutlaka şişmanlık dahil yani çağımızdaki birçok faktörün kolon kanserine etki ettiğini söylemiştik. Bununla ilgili de tabii ki gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Şimdi hocam çok hızlı bir yaşam ve çok hızlı bir tüketim içerisinde ister istemez evle iş arasında mekik dokunuyor ve hazır gıdaların tüketimi ister istemez her eve az da olsa giriş yaptığı için bu da tetikliyor diyebilir miyiz hem hastalıkları hem de kilo alımını? Tabii şimdi geçen ay daha yeni bir bilimsel tartışmada bundan 30 yıl önceki onkologlar olarak dünyada batı toplumlarında daha 50 yaşının altında neredeyse hiç gastrointestinal sisteme ait herhangi bir tümör yani çok nadir görülürken her geçen yıl 50 yaş altında kolon kanseri tanısı almış kişilerin tanısı artmakta veya gastrointestinal sisteme ait. Bu da tabii ki özellikle hazır gıdaların çok fazla, paketli ürünlerin, onların içerisindeki katkı maddelerinin çok artması nedeniyle buna bağlanabileceği en önemli nedenlerden bir tanesi. Çok fazla işlenmiş gıdanın tüketilmesi, vaktin dar olması, yoğun yaşanması, bunların etkilediği tezi üzerinde yoğunlaşıldı. Kesinlikle katkısı olduğunu düşünüyoruz hepimizde. Yani bu konuda zaten mümkün olduğunca doğal sebze meyve, liften zengin gıdaların tüketilmesi, her şey mevsiminde sebze meyvenin tüketilmesi,
Özellikle yürüyüşler çok önemli. Bol sıvı alınması önemli. Yani bunları yaşam tarzı değişiklikleriyle, sigarayı bırakmakla, alkolü bırakmakla zaten birçok riski engellemiş olacağız. Ve hep şunu söylüyoruz, kolon kanseri karsinogenezi belli basamaklardan geçen bir kanser olduğu için özellikle de başlaması ile bitmesi arasında belli bir süre oluyor. Hani bazı kanserlerde 2 ay önce tümör yoktu ama şimdi işte şu kadar tümör var derken, kolon kanseri olmadığı için de taranabilir bir kanser. Yani daha işte tümör yeni oluşmaya başlarken tespit edilip her endoskopik işlemlerle yok edilerek onun ileri bir kolon kanserine dönmesi engellenerek bu daha oluşmadan veya çok erken aşamada engelleniyor ve bu şekilde de insanların erken evde tespit edilmiş veya daha oluşmadan tespit edilmiş lezyonların yok edilmesiyle de kişilerin hayat kalitesinin artması, yani daha az ileri evre vaka, daha çok şifa bulan hasta sayısını artırmakla sonuçlanıyor. Şimdi siz anlatırken ekip arkadaşlarım da ekranda çok önemli bir konseyden bahsettiği için ekrana verirsek arkadaşlar, orada da tam teşekküllü bir çalışmanın kişiye özel orada paylaşımı, doğru tedavi anlamında değil mi hocam, ekibinizle birlikte yaptığınız tüm branştaki hocalarımın bilgi paylaşımı ekrana yansıyor. Evet, Hüseyin Nurlu Yönetim Kurulu Başkanımız, patoloji uzmanımızı görüyoruz orada, Nilgün Hocam'ı. Radyoloji var yanılmıyorsam hocam, beyin cerrahisi, genel cerrahi ve sizin olmazsa olmaz hep yayınlarda dile getiriyorsunuz. Başı çeken, karar tedavi aşamasında sistemi ayarlayan ekibimle birlikte olmazsa olmaz ilk önce medikal onkoloji aşamasından başlayıp sonrasında da tüm bilgi paylaşımını tüm branştaki ekip arkadaşlarımıza yapıyoruz diye açıklamaları değerli hocamızın oluyor. Peki şunu soralım hocam. Tedavi aşamaları derecesine göre değişiyor mu? Özellikle erken teşhiste mutlaka belirli aşamalarda kişinin hayat hikayesinde bu sağlık sorunu olsun ya da olmasın kolonoskopi yapılması 50 yaş sınırı mıdır ya da öncesi olabilir mi diye soralım. Şimdi ilk soruyu bir daha tekrarlayalım. Özellikle tabii yaşam tarzının içerisinde diye soruyorum hocam. Yaş sınırlaması var mıdır? Özellikle kolon kanserini yaşayan ya da yaşamayanlar adına kolonoskopi erken teşhis adına yapılabilir mi? Şimdi kolon kanseri dünyada taranabilir. Tarandığında erken tespit edilerek ileri vakaların azaltıldığı, bu kansere bağlı ölümlerin azaltıldığı ve dünyada kabul görmüş kanser taramaları içerisinde ilk 3 sıradaki en önemli kanserlerden bir tanesidir. Evet. Ve bu kanserde tarama yaşı genel olarak dünyada da o şekilde kabul görür. 50 yaş ile 70 yaş arasıdır. Ama çok güncel bir literatürde artık giderek daha 50 yaş altında sık görülmesi nedeniyle 45 yaşlara kadar lütfen tarama yaş testlerimizi düşürmeye çalışalım şeklinde yeni yeni konsensuslara gidilmeye çalışılmaktadır. Böylelikle de özellikle burada tarama testlerinde neleri kullanalım konuşmak gerekir. Evet hocam. Tarama testlerinde en önemli test aslında altın standart, gold standart dediğimiz kolonoskopilerdir. Kolonoskopi nedir? Bazen biz hastaya endoskopi yaptırdın mı deyince yaptırdım diyebilir belki. Endoskopi yaptırmadım diyor. Yani biz kolonoskopi yaptırdık diyor. Endoskopi aslında kameralı bir sistem, kamerayla vücudun boşluklarını incelemektir endoskopi. Özellikle de tüp şeklinde olan, mideye baktığımızda gastroskopi, bronşlara baktığımızda bronkoskopi, kolona baktığımızda kolonoskopi denir. Bağırsak endoskopisinde kolonoskopi denir. Bağırsağın tamamen bir kameralı sistemle makattan girilerek ışıklı sistemle anormal bir kitle görüntüsü, yara, polip vesaire var mı diye taranmasına kolonoskopi denir ve dünyada kanser, kolon kanseri taramasında altın standarttır. Tabii ki kolonoskopiyi yapmak, yaptırmak hazırlığı, dünyadaki insanların işte sosyal güvence sistemlerine özel sağlık sigortalarının yükü yüksek olabileceği için veya kişiler o imkanı her zaman bulamayacağı için en azından daha pratik bir test, gaytada gizli kan bakılması yine çok önemli bir önerilen tarama testidir.
Gaytada gizli kan ülkemizin Sağlık Bakanlığı'nın kabul gördüğü şekliyle sağlıklı bir bireydi. 2 yılda bir özel bir kit aracılığıyla ketemlerde birçok Sağlık Bakanlığı'nın birimlerinde veya evine yakın özel veya devlet kuruluşlarında yaptırması çok kolay bir yöntemdir. Eğer gaytada gizli kan pozitifse yine mutlaka kolonoskopiyle tarama yapılmak zorundadır. Yani tümörümüz nerede, ne aşamada görülmeli ve biyopsilenmelidir. Diğer taraftan daha kısa, yani baryumlu kolonografileri, işte sadece bağırsağın alt kısmına bakılması, rektoskopi, sigmoidoskopi gibi değişik yöntemler de kullanılır ama dünyada genel toplum taramalarında gaytada gizli kan ve kolonoskopi, özellikle de kolonoskopi ülkemizde 10 yılda bir olarak halk sağlığı tarafından kabul görür. Biz kendi onkoloji hastalarımızla takipte taramalarımız daha farklıdır. Özellikle kolon kanseri tanısı almış ve tedavisi almış hastalarımızda ameliyat öncesinde eğer tam bir şekilde tümör kolonoskopi, yani endoskop cihazının bağırsağın daha ilerisine geçmesini engelleyecek kadar büyükse, o zaman ameliyat de yapılmak durumunda kaldıysa, ameliyattan sonra ilk 6 ay içerisinde hastanın en iyi olduğu bir durumda tüm bağırsağın endoskopiyle, yani kolonoskopiyle tekrar bakılmasını öneririz. Ondan sonra da özellikle önceden yapıldıysa da birinci yılda kontrol kolonoskopi yapılmak zorundadır. Hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile. Üçüncü yılda ve beşinci yılda da kolonoskopilerle taramalarına devam edilmelidir. Yani toplum taramalarıyla kolon kanseri tanısı almış, rektum kanseri tanısı almış hastaların taramaları, takipleri farklıdır. Toplum taramalarında özet söyleyecek olursak gaytada gizli kan ve kolonoskopi iki önemli yöntemimizdir. Peki bu tahliller sıraladığınız şekilde yapıldı. Kiminde çıktı, kiminde de takiptesin diye cevabı alındı. Derecesine göre tedavi aşamaları aynı mıdır? Ya da kişiye özel tedavi aşamasında herkes birbirine mutlaka bulunduğu tedavi aşamasında şikayetlerini dile getirirken niye bende uzadı ya da neden devam ediyor süresi diye sorular sorabilir. Tedavi aşaması kişiye özel olduğunu biliyoruz ama evreleme kısmında siz 1 ile 4 arasında değiştiğini dile getirdiğiniz için diğer yayınlarımızda tedavi aşaması da farklı olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Evet. Şimdi hemen tüm kanserle ilgili konularda toplumun veya halkın öğrenmek istediği kolon kanseri veya ilgili konuştuğumuz kanserde evre var mıdır, kaç evredir veya daha önceden bir miktar bilgisi de varsa da işte evre 4 kötü müdür, evre 1 nasıldır gibi sorular gelir. Kolon kanserinde de genel olarak halkın hani anlayacağı şekilde söyleyecek olursak 4 evremiz vardır. Evre 1, evre 2, evre 3, evre 4. Hı hı. Evre 1 ve 2 erken evre kolon kanserlerini alır. Evre 3 de erken evredir ama bir miktar da bizim lokal ileri dediğimiz, yani kolon etrafındaki bağırsağın etrafındaki lenf bezlerini tutmuştur. Onun için uzak organlarda bir şey yoktur ama yine de evre 1-2'ye göre biraz daha ileri bir evredir. Evre 3 ise kolondan veya rektumdan tümör ya kan yoluyla veya lenf yoluyla vücudun uzak organlarına, uzak dokularına gitmiştir. Oralarda yer bulmuştur ve metastaz yapmıştır. Yani sıçramıştır. Orada yeniden gözle görülebilir kitleler haline getirmiştir. Bunlara evre 4 diyoruz. Her evrede tedaviler farklıdır. Erken evrede genellikle lokal tedaviler, yani cerrahi tedaviler daha ön plandadır. Özellikle bağırsağın doğrudan çıkartılması önemlidir. Evre 3, evre 2'nin çok az bir kısmında çok kısa sistemik tedaviler, 3 aylık kemoterapileri hastaya göre yine değerlendiririz. Aynı patolojik özellikleri gözüken 2 hastada birine 3 ay tedavi verirken 2 tane ilaçla veya biri koldan biri ağızdan, birine 6 ay tablet, birine hiçbir tedavi vermeyebiliyoruz. Orada bir takım moleküler, genetik birçok faktör önemlidir. Onun için de hastalara daima lütfen tümörlerinizi başka hastalarla karşılaştırmayın. Herkesin erken evre bile olsa tümör özellikleri kendine özgüdür. Tümör özellikleri kendine özgüdür. Onun için de onkologlar buna göre tedavi planları yapar. Yani işte arkadaşım kolon kanseriydi, 6 ay aldı
ben niye almadım gibi veya o hiç almadı ben niye aldım gibi kıyaslamalar yapmamalıdır. Evre 3 kolon kanserinde ise mutlaka sistemik tedaviler çok önemlidir. Sistemik tedavi medikal onkologlar olarak bizim verdiğimiz kemoterapiler hemen çoğunda koruyucu ameliyat sonrası kemoterapiler vermediğimizde hastalık nüksetme olasılığı çok yüksektir. Tümör alındığı halde neden hastalar genellikle yani cerrahımız bizi ameliyat etti, tümörümüzü kaldırdı, neden tedavi alıyoruz sorusuyla gelir. Bizde bunun özellikle gözde görülmeyen tümör hücrelerini yok etmek amacıyla olduğunu vurgularız ve olan makroskopik tümörü değil, görülmeyenleri yok etmek amacıyla verdiğimizi söyleriz. Ama yeni, çok yeni, artık son birkaç yılda, son zamanda artık iyice de oturdu. Evre 3 tümörlerin de çoğunda artık ameliyat öncesi kemoterapiler, radyoterapiler vermek, rektumda özellikle mutlaka tümörün daha iyi küçülerek cerrahi kolaylaştırması ve uzun takiplerde de bunun hastanın sağ kalımına, hastalığın tekrar etmesini de etkilediğini gösteren çok kuvvetli bilimsel çalışmalar vardır. Bu da artık günlük pratiğimizi değiştirecek. Yani evre 3'te de cerrahi kadar asil, yani gerekli ve öncelikli tedavi olarak belki cerrahinin önüne geçtik diyebiliriz. Evre 4'te de, yani evre 3 rektumlarda radyoterapi önemli bir tedavi parçasıdır. Evre 4'te de kişiye göre tabii cerrahiden, radyoterapiden fayda görmekle birlikte ana tedaviler bizim kemoterapilerimiz, akıllı tedavi dediğimiz akıllı ilaçlar veya bizim tıbben söylediğimiz hedef target tedaviler. Diğer bir seçeneklerde immünoterapiler yine burada çok güzel bir şekilde bir özel bir alt grupta iyi seçenekler olarak karşımıza gelmektedir. Ama kimisinin evre 4 kanserinin yeri farklıdır. Tümör hücrelerinin özellikleri farklıdır. Kimisi bazı akıllı ilaçlara duyarlıdır. Kolon kanseridir. Ama bir kimisi duyarlı değildir. Kimisi immünoterapilere duyarlıdır, kimisi değildir. Yani onun için de kişilerin, hani benim kanserim neden o immünoterapi alıyor, ben almıyorum, onu mutlaka onkoloğuyla paylaşarak söyleme, yani sorularını onkoloğuyla paylaşarak çözüm getirmelidir. Yani başka kanser olan kişiyle onu çözemez asla. Ve hemen hemen evre 4 kanserlerinin özellikle az metastazı olan hastalarda cerrahiden faydalanarak, onlar da 6 ay kemoterapi sonrası cerrahi edildikten sonra metastaz bölgesi ve primer bölge takibi alınabilir, ama onun dışında belli sayıdan fazla tümör olan hastalarda çok iyi yanıt alınsa bile hemen pek çoğunda ilaçları tamamen kesmek yerine sadeleştirerek uzun yıllar hastalığı kontrol altında tutmak veya immünoterapilerdeki gibi tam yanıtlar alarak o yanıtı korumaya yönelik takip tedavileri, koruma tedavilerine devam ediyoruz. Evre 4'lerde genellikle ilaçları işte çok iyi yanıt aldık, birden keselimi genelde tercih etmiyoruz. Basamaklı basamaklı seyrelterek azalttığımız hastalarımız var. Duruma göre, hastaya göre, bir de yan etkiye göre. Bazı yan etkilerde tedavinin devam etmesine engel olursa o zaman yine tedaviyi kesmek gerekebiliyor. Biraz tabii burayı çok uzun ve ayrıntılı konuşmak gerekti. Kesinlikle. Ama bu şekilde. Ama sizin hastalarınız ve bu sağlık sorununu merak eden herkes için de önemli bilgiler, evet, olduğu için paylaşmak çok çok önemli. Peki kişi tedavisini aldı ve artık bu sağlık sorununda siz diyorsunuz ki tedavilerinizi gerçekleştirdik ve artık evden düzenli olarak sağlık kontrollerinizi belirli günlerde gelerek takibi alacağız diyecek dediğinizde bu aşamada kişi nelere dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü bu tanıyla karşılaştıktan sonra birçok kişiyle de röportaj yaptığımızda, konuştuğumuzda da ister istemez bir psikolojik olarak etkilenmesi, ailedeki ister istemez yaşam alanındaki düzenlemeler nasıl olur, nasıl devam edecek diye sorular peş peşe geldiği için size soralım hocam. Evde tedavi nasıl olmalı? Beslenme aşamasında özellikle
özellikle siz diyorsunuz ki hep organik olması lazım. Belirli özellikle şu ilaçları kullanırken şu gıdaları tüketmemesi gerekir dediğiniz gıdalar var mı diye de soralım. Evet, şimdi özellikle tedavimiz bitti ve eve gidelim. Yani takip kontrollerini çağırdığımız hastalar ayrı ama genel olarak tedavi verirken de hastalarımıza belli bir diyet önerisini özellikle de onkoloji eğitimi alan diyetisyen arkadaşlarımızla o bölümü sürdürmekteyiz. Yani hangi gıdalara dikkat edeceğiz, neler yiyeceğiz ama genel olarak aslında işin özeti sağlıklı beslenme. Evet, bazı gıdalar örnek işte greyfurt gibi vesaire yani. Neden greyfurt hocam? Çünkü greyfurt hemen hemen baktığımızda yani bu ilaç şeyleri vardır, kitapları vardır. Hı-hı. Yani ismini söylersek reklam şeyine giriyor diye. Hemen her ilacın altında yazar greyfurt. Çünkü greyfurt bazı ilaçların karaciğerdeki metabolizmasını arttırıyor, bazılarını engelliyor. Bu nedenle de greyfurt tedaviler sırasında alınmaması gereken başlıca meyvedir veya yiyeceklerdendir. Onun dışında da bizim aslında yeme dediğimiz şeyler normal bireylerin de sağlıklı olabilmesi için dikkat etmesi gereken yani meyve suları, gazozlar, bir takım işte gazlı içeceklerin tamamı, özellikle glisemik indeksi yüksek karbonhidrattan zengin beslenme şekli, bunlar işte aşırı şerbetli tatlılar tüketmek, çikolatalar, rafine şekerden yapılmış bir takım tatlıları sık tüketmek gibi. Bunları azaltmak gerekmekte. Bunu hani sadece sen işte tedavin bitti. Yani mesela hasta tedavi bittiğinde hocam ben bunları artık yapabilir miyim? Ya bu aslında bizim yaşam boyu bir prensip şeklinde yaşam prensibi haline gelmesi gereken şeyler ve sağlıklı bireylerin de dikkat etmesi gereken durumlar. Ama işte kemoterapisi bitti veya biz koruma tedavisi olarak eve örnek kolon kanserinde hap tedavisi daha az kullanıyoruz. Öyle bir şey de vermiyoruz. Yani herhangi bir medikasyon dediğimiz ilaç tedavimiz yoksa greyfurtunu yiyebilir tabii ki diyoruz ama yine de o tedavi sırasında verdiğimiz diyet önerilerini yaşam boyu devam dikkat etmesini önererek gönderiyoruz. Evet. Onun dışında bazen hasta yakınları aşırı hastaya ilgi göstererek bu sefer hastanın hayatını çekilmez hale getirmekte. Bunu yemesin, bunu içmesin, şöyle kalkmasın. Tabii ki hastayı belki her zaman iyi bir refakat ederek yardımcı olmaya çalışacağız ama normal hayatını da bir şekilde, sosyal ortamını da enfeksiyon kurallarına, bir takım yine beslenmesine vesairesine dikkat edecek şekilde devam ettirmesi gerekmekte. Yani ayrıca bir fanus içeriğine sokmamak gerekiyor. Normal yaşam tarzına kaldığı yerden devam edecek. Devam edecek ama yaşam tarzı derken eğer hareketsiz bir yaşam tarzı varsa bunu mobil hale getirmeye çalışacak. Yani en azından işte haftanın 3 günü yarım saat yürüyüş yapmaya çalışacak. Yani yaşam tarzında hayattan sigara varsa evet, sigarasını bırakacak. Alkolü varsa alkolünü bırakacak. Ne bileyim işte salam, sosis vesaire işlenmiş et ürünlerini, mangal partilerini bunları bırakacak. Yani normal hayat dediğimiz şeyde bunlara dikkat ederek normal hayatına devam etmesi gerekecek. Burada ister istemez hepimizin yaptığı fazla gıda tüketimi sağlık sorunlarının başlangıcı olabilir. Aman dikkat diyoruz. Değerli hocam da uyarısını yapıyor. Bu sağlık sorunuyla mücadele edenlerin yanında refakatçi olanlara büyük görev düşüyor ama fazla da sıkmadan, bunaltmadan diyorsunuz değil mi hocam? Evet. Karşı tarafa iyilik yaparken de bir noktada da rahatsız edebiliriz. Aman dikkat diyoruz. Peki özellikle hocam tatlı ile ilgili de siz dile getirdiniz. Çok fazla yememek kaydıyla diye ama şekerle ilgili tüketim bu sağlık sorununda daha ciddi etkili olabilir mi diye soralım. Şimdi şöyle aslında hani bizim hiçbir rehberimizde şeker yenmeyecek diye bir onkoloji rehberinde öyle bir şey yoktur. Evet. Çünkü insanın kişinin günlük
kalori ihtiyacının %60'ını karbonhidrattan olması gerekmekte. Karbonhidrat demek şeker demek. Şekeri biz almazsak o zaman beyin hücrelerimiz, kas hücrelerimiz hemen her doku ve organda günlük yaşamımızı idame ettirmede şeker kullanmakta. Şekeri biz dışarıdan almazsak bu sefer vücut bir takım yollarla kendinden tüketmeye başlayacak. Ve bu durumda tabii ki katabolizmaya gidecek. Onun için yeterli miktarda yani kişi boyu, kilosu, günlük aktivitesine göre yeterli, gerekli kalorisinin %60'ını karbonhidrattan alacak şekilde ayarlaması gerekmekte. Ana karbonhidrat kaynağı da daima söylüyoruz ki meyveler, bir de tahıllar. Her öğünde yediğimiz 1-2 dilim tahıl ekmekleri ve gün içerisinde yine kiloya uygun bir şekilde 700 gram, 800 gram, 500 gram, 900 gram meyveyi porsiyonlar halinde, yani oturup bir kez de değil ikiye üçe bölerek yemek gerekiyor. Yani karbonhidratımızı, şekerimizi mutlaka almamız gerekiyor. Ama bir takım çalışmalar glisemik indeksi yüksek beslenmenin hem şişmanlığa hem birçok hastalığa davetiye çıkarttığı için dolaylı olarak şişmanlık da hemen pek çok kanser için bir risk faktörü olduğu için belki de yine birçok preklinik çalışmalarda daha ağırlıklı şekerin tümörü beslediğine dair aynı yükselmelerin bir takım verilerden dolayı yani sağlıklı beslenme açısından sıfır şeker değil hızlı kanda şekeri yükselten beslenme şeklini düzenlemek gerekiyor. Yani onu azaltmak gerekiyor. Peki şimdi kişi özel tedavi olduğu için en sık size hocam şunu sormakta çekiniyorum ya da hep kafama takıldı. Şu nasıl olmalı diye en sık sorulan sorular ne diye soralım hocam size? Yani kafama takılan en sık sorular evet. Kolon kanseriyle evet. ilgili. Yani kolon kanseriyle ilgili değil. Genel olarak birçok soru geliyor bize. Yani her türlü soru gelebiliyor. Bizde en çok sıkıntılardan bir tanesi hastalarımızın bir grubu boynunda ilaç takmak zorunda kalıyor bir özel cihazla. Mesela kimisi bunun etrafındaki insanlara zarar verebileceğini düşünüyor. Yani bir radyasyon yayabileceğini veya bulaştığında bir şey olabileceğini. Halbuki bunlar kişinin vücuduna giden herhangi bir radyasyonu olmayan ilaçlar. Onun için de etrafa bir zararı olmuyor. Peki vücuttan çabuk atılıyor mu diye soralım. Bu özellikle ilaçtan. Pompa sistemiyle gidenlerin çoğu çabuk atılıyor. Ama pompa sistemiyle verilmeyen diğer ilaçların bir kısmı çok uzun sürelerde atılıyor. Yani bazen hani ilaç kendi atılsa bile etkisi 1 yıl, 2 yıl devam edebiliyor. Onun için de yine gerekli önerilere dikkat ederek onların süresini azaltma veya şiddetini azaltma yönelik bir takım tedbirler almaya çalışılıyor. Evet. Yine burada da erken teşhisin önemi çok çok önemli olduğu için mutlaka kafanıza takılan en ufak bir sağlık sorununda en başta en yakın sağlık ocağına, aile hekiminize başvurmakta fayda var. Duruma göre zaten sizi diğer sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapacaktır. Son 5 dakikamız olduğu için hemen değerli hocamıza soralım. Özellikle tabii kendimize dikkat ediyoruz. Mart ayı özellikle farkındalık ayı olduğu için Türkiye'de ve dünyada en önemli sağlık sorunlarının 3. sırasında yer aldığı için kolon kanserine ilişkin değerli hocamızdan bilgiler alıyoruz. Hocam kabızlıkla başladı dikkat edilmesi gereken diye. Daha sonrasında belirti olarak tekrarlayalım. Televizyonları yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Şişkinlik devamında olabilir mi hocam? Ya da ne diye kabızlık, soralım size? Şimdi eğer belirtileri hızla yeniden gözden geçirsek. Evet hocam. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, kabızlık, ishal veya bunların değişen şekilde sırada olması, büyük abdeste kan gelmesi, karın ağrısı veya karında şişkinlik hissi veya bazen de karında şişlik. Yine karında herhangi bir işte gaz şikayeti, hani çok fazla gaz şikayetleri, halsizlik, yani çabuk yorulma, dermansızlık şikayetleri en sık belirtilerimiz.
bunları hisseden ya da kendinde rahatsızlığını bulan kişi mutlaka... Eğer uzuyorsa bu şikayetlerde en kısa zamanda bir hekim yardım almakta fayda var. Genel cerrahimiz hocam dahiliye mi nasıl? Her türlü bir hekim olabilir. Öncelikli olarak aile hekimi olabilir. Aile hekimi. Bir muayene veya bir yaptığı hemogram bile bize doğrudan bir fikir verir. Veya kaytada gizli kan yapar bir aile hekimi örneğin. Öncelikli olarak hani... özel aile hekimi olmazsa dahiliye uzmanları, gastroenterologlar, genel cerrahlar, bunlardan herhangi bir hekim hızlı bir şekilde hastayı ele alabilir. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Emeklerinize, bilgilerinize sağlık. Hem hastalarınız adına selamlarımızı iletelim. Hem de değerli hocamıza çok çok teşekkür etmiş olalım. Efendim bugün 24 Şubat Perşembe. İlk yayınımızda değerli hocamız Avrasya Hastaneler Grubu'ndan medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şendi. Haftaya yeniden Şifa Kapısı'nda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.